katliam zihniyetine karşı direnen Rogozgalliler'de bugün aramızda. Rogozgalliler'e de ayrıca hoş geldiniz diyoruz. Rogozgalliler askeri yargı istemiyoruz imza kampanyası. Öncelikle bugün 27 Kasım olması vesilesiyle bugünleri var eden dağda, hapishanede, şehirde tüm mücadele veren dostlara, arkadaşlara bin selam olsun diyoruz. Bu uğurda düşenlere de saygıyla anlıyoruz. Provoski katliamında 100. haftayı yani 700. günü doldurduk. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Roboski'de başlattığımız Roboski'de askeri yargı istemiyoruz imza kampanyasını yürütmek üzere bu hafta Şırnak'ta bulunmaktayız. Genel anlamıyla 30 yıllık savaşla geçen bir döneme de aldığımızda Botan halkının payına çok büyük katliamlar düştüğünü biliyoruz. Biz Şırnak'ta devlet tarafından 18 Ağustos 1992'de yapılan ve 54 insanımızın öldürüldüğü katliamı unutmadık ve asla da unutmayacağız. Roboski katliamı imza kampanyası için yaptığımız birçok basın açıklamasında hep bu durumu belirttik. Burada yine belirtme gereksinimi duyuyoruz. Katliamlar ile yüzleşilmedikçe, katliamlar açığa çıkarılmadıkça, bu zihniyet deşifre edilip mahkum edilmedikçe katliamlar sürer gider. Bunun en iyi örneğini içerisinde yaşadığımız Şırnak yaşamaktadır. 92'de yaşanan katliamın dışında köyleri ve kasabalarıyla onlarca toplu katliamları Şırnak halkı yaşamak zorunda kalmıştır. Yapılan bunca katliamlardan biri ile zamanda yüzleşilebilse belki bu katliamlar zinciri kırılabilecek, bugün Roboski yaşanmayacaktı. O dönemin nesnel ve özel koşulları bu duruma izin vermedi ve gerekli yüzleşme zamanında yapılamadı. Dün belki koşullarımız gereği kıramadığımız katliamlar zincirini Roboski ile kırabiliriz. Devlet çok adani şekilde Roboski'de katliam yaparken yakalanmıştır. Bütün koşullar bugün Kürt halkının lehine durumdadır. Biz bu durumu çok iyi değerlendirir. İç kamuoyuna ve dış kamuoyuna bu çok alenen yapılmış katliamı ve işleyenleri deşifre edebilir, katliamcıları yargı önüne çıkarıp katliamcı anlayışını mahkum edebilirsek bu katliamlar zincirinin en yumuşak karnından halka yıkılabilirsek bir daha katliamlar bu coğrafyada olmaz. Katliamcı zihniyet tüm meşruiyetini toplumda kaybetmiş olur. O zaman gerçek bir çözüm sürecinden ve gerçek bir barıştan söz edebiliriz. Yoksa çözüm de barışı göstermelik olur. O da bu coğrafyaya barışı getirmez. Biz barış aktivistleri bu anlamıyla yaklaştığımız Roboski katliamı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir senedir katliamda yakınlarını kaybetmiş aileler ile birlikte dayanışma içerisinde yaşamaktayız. Hükümet tüm çıplaklığıyla yakalandığı bu katliamı tecrit, izole etmek için tüm gücünü seferber etmiş durumda. Daha çok yakın birkaç hafta önce aileler katliam bölgesine gittikleri için yargılamaları başladı. Aralık ayının birinci haftası da Veli Encü ile benim yargılamam olacak. Hükümet için katliamları yaparken anlamsız olan sınırlar, katliamda yakınlarını kaybetmiş olan ailelerin Roboski katliamının 5. gününde katliam bölgesini görmek ve katliam bölgesine kararfı bırakmak için gittiğinde birden anlam taşımaya başlamıştır. Bu yüzden bugünden sonra da bizim için sınırların hiçbir anlamı kalmamıştır. Kürt halkını bölen bu sınırları tanımadığımızı biz ifade ediyoruz. Bu anlamıyla bedeli ne olursa olsun Kürt halkına zorbaca uygulanan sınırlarla ilgili olan hiçbir mahkemeyi tanımadığımızı bir kere daha buradan deklare ediyoruz. Roboski ailelere devlet tarafından sonra da hiçbir şekilde saldırısını azaltmamış, aynı tonda devam ettirmiştir. Her türlü aracı katliamı meşrulaştırmak için kullanmıştır. Bunu açıkça söylemek gerekirse aileler ile hükümetin yaptığı görüşmelerle dahil Emine Erdoğan'dan alın da Başbakan Erdoğan'ın görüşmeleri alt üst komisyonlardan tutun da
meclis içerisinde oluşturulan komisyonlara kadar yapılan tüm görüşmeleri Roboski katliamını meşrulaştırmak için kullandılar. En son Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'nın görüşleri de Meclis Çözüm Heyeti'nin Roboski'yi görmemesi de hep katliamı soğutmak ve katliamı meşrulaştırmak üzerine ve asıl başbakanı aklamak üzerine kurulu olduğunu gördük. Biz barış aktivistleri olarak Cumhurbaşkanı'na iletmek üzere başlattığımız bu imza kampanyasının temel nedenlerinden birini bu saldırılar oluşturmaktadır. İkincisi ve üçüncüsü ise askeri yargıdan Roboski katliam dosyasının alınması ve sivil yargıya iade edilmesi. Adil yargılamanın ilerlemesi için ise yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Buraya kadar gelip bize destek veren katliam karşıtları, barış severlere çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamıyla bize verdiğiniz destek, direkt barışa vermiş olduğunuz destek demektir. Hadi diyoruz, bu sefer de katliamcılara teslim olmayalım. Hep beraber katliamcıların en yumuşak karnı olan Roboski katliamını boşa çıkartıp katliamlar zincirini kıralım. Son söz olarak bizim dilimizde artık slogan haline gelen şu cümleyle bitiriyoruz. Roboski'nin failler yoksa barış da yok diyoruz. Roboski için failler yoksa barış da yok diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Roboski ailelerinden Veli Encü'de bugün Roboski katliamının 700. günü. Sizlerin de bildiği gibi Roboski katliamının adli ve idari soruşturması hiçbir noktaya gelmiş değildir. Failler saklanmakta, korunmakta, gizlenmektedir. Bu Türkiye Devleti Cumhuriyeti'nin bir utancıdır. 34 insanın katledildiği günün üzerinden 700 gün geçmesine rağmen iktidar hala sessizliğini korumakta, hala bizleri yıldırmak için kirli politikalarını sürdürmektedir. Bizleri idari para cezalarıyla cezalandırmaktan tehditlerini, baskılarını hiçbir zaman azaltmış değildir. Biz Roboski'li aileler olarak hükümete şu çağrıda bulunuyoruz. Roboski katliamın 700. gününde. Ne baskılarınız, ne tehditleriniz, ne de idari para cezalarınız bizleri asla yıldırmayacaktır. Asla mücadelemizden geri koymayacaktır. Biz Roboski'li aileler olarak katillerin, Roboski failleri yargılanmadığı sürece, cezalandırılmadığı sürece ve adalet talebimiz yerini bulmadığı sürece bu şekilde alanlarda olacağız ve devletin katilliğini hep yüzlerine vuracağız. Roboski'li aileler olarak bir kez daha bizi desteklediğiniz için burada toplanan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Roboski katilleri yoksa barış da yok diyoruz. Roboski'nin hesabı sorulacak. Roboski'nin hesabı sorulacak. Roboski'nin hesabı sorulacak. Annelerden konuşmak isteyen varsa annelerden de söz almak. Hasan rejime tamam bir ne faili getir ne cizakirin yaş baş bakam ameş bikin hindi amsak hem bedava kabin ولو باز بقام شام بکت عبه حرصاد راجین ما هیچ بچه همی مازار نبیا هیچ همی سوان زیارتون ولو باز بقام دست خواست بود که باز بقانی نوکن حتی فایلی ما بلی نکن حتی ایچ زور نکن حتی این نید حوله بلو نبیز قرم ندارین این مولا خواه بلو فایلی ما دار بیختن بلو میتیست فایل ما دار بیخت بلو جزا بکن پس سوی چو ارنجی قتل کرنا سوی چو ارنجی قتل کرنا قاچای نسو چو تشتی دخا کن حرصا با ده سالون چو زوکن مسیر تو هیچ چار قتل کنه نه به ظلم همه هی که گیرین چو زوکن یا شما قوی داشه بعدی هندی هم سوخین امیل به دعوا خوابین امیل دست بود که باش بقانی نو وکن حتی پولین ما نین الحوله بلا پولی تو خوش دارم ابدن پوش بلا حتمت تو خوش دارم ابدن پوش فقط شام نکن قدش کل مکن ارنجی قطی پات کرنه فقط دیده کل مکن بلوش دارم ابچه پولی ارچه پولی تو نوتین دارم Bugün 700. gün ve idari ve hukuki ve adli herhangi bir şey yapılmamış. Yapılan bir tek şey var, o da sürümcemeye bırakmak.
bu insanları verdikleri mücadelelerden dolayı ayrıca geri planda tutmak amacıyla kendilerine dava açılmış, idari para cezaları kesilmiş. Hani nereden baksan bir insan hakkı ihlalidir, bir utanç mevzudur. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Fiji, Boski, Fiji, Barbadonar, Boski, Fiji, Barbadonar, Boski, Fiji, Barbadonar, Boski. Tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Çok da fazla sizi burada tutmak istemiyorum. Yağmur başladı. Biz 700 gün değil 7000 gün geçse de katliamcılar, yargılanıcılar mücadele etmeye devam edeceğiz. Roboska halleri ve dostlar olarak. Teşekkür ediyoruz.